7. Geriledi değil mi? Heh, evet, 96'a 87. Düştü mü diyecektim? Düşmüş. Evet. 5.70, 5.50 oralarda yeri var. Teknik açıdan zaten vardı. Ama belki bu davanın sonucuna göre de hareketli hareketli yapacaktır herhalde. Bu dava bir şeylere mazeret edildiği için tabii, teknik açıdan sonra bence daha da sert iniş olabilir. Eğer. Olabilir. Ya 5.30 görebilir gibi bir 5.50'nin durum. 5.50'nin altını görebiliriz gibi evet, düşünüyorum. Dur bakalım yani bilmiyoruz tabii. Yani duruşma sonucunda ne olurla ilgili ben de Mustafa gibi düşünüyorum. Çünkü şöyle bir durum da var. 23 ay olmuş ya da 24 aya yakın olmuş. Aralık'ta tutuklanmıştı. Tutukluluk 19 Aralık. Hali. 2 yıl tutuklu kalmış durumda. Bu 2 yıllık süre hani mahkumiyet kaç yıl olur? İstenen ceza tabii fazla. İnfaz yasası vesaire düşündüğümüzde sanki bu duruşmadan sonra çözülecek gibi gözüküyor. Normalde 35 sene isteniyor biliyorsunuz. 10 artı 15. 35 isteniyor. Kaçtı? 15 artı 20. İki ayrı suçtan. Evet. 35 isteniyor. Evet. 35 isteniyor ama tabii hakim savcının talebine bakacak. Delillere, işte şeylere bakacak. Ona göre başka bir ceza verebilir. Olabilir. O ceza da bu infazla çekilmiş olabilir. Şimdi piyasayı nasıl etkiledi? Evet, piyasayı kurlar tarafında pozitif. Beklenti çünkü bu yönde. Hani yani çözümlenip ki, ABD ile ilişkilerin yumuşaması. Tabii şimdi bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği ekonomiyle bunun ilişkisi yok sözü aslında içinde şunu barındırıyor. Bu mazeret edilerek ekonomimize dönük bir takım saldır, sözler söylendi. Bir takım yaptırım kararları raporlar açıklandı. Önce siyasi gibi alındı ama bir de başkanın önünde olan buna bağlı olarak uygulayıp uygulamayacağı ekonomi, direkt ekonomiyi ilgilendiren şeyler var, kararlar var, yaptırım kararları var. Bütün bunları düşündüğümüzde bu bir mazeret konusu. Evet. Ha, o ayrı bir şey. Sayın Cumhurbaşkanı yine birkaç açıklama yaptı. Dedi ki bu tamamen adaletin, işte hukukun çalışmasıyla sonuçlanacak bir şey. O da doğru. Evet. Ama dediğimiz gibi hukuki açıdan da baktığımızda iki yıldır yatan bir adam var. Bir de bu arada tabii Mustafa Kartal'ın söylemiş olduğu konuda çok mühim, çok önemli. Zaten mahkumlar birbirlerine, yani tutuklular ülkeler arası değiş tokuş yapılabiliyor biliyorsunuz. Tabii o da ayrı bir konu. Yani o aşama hani, ayrı bir konu. Yani doğru, şöyle doğru. Olasılıklardan bir tanesi de söylediği gibi tutukluk hali devam ederse tutukluk takası da girilebilir. Onu, bilmiyoruz. O yani ayrı bir konu. Hani sonuç ne getirir? Ama ekonomiyle ilgili isterseniz devam edeyim. Şöyle bir şey var. Dün biliyorsunuz Ağustos cari denge açıklandı. Biz bir süredir bunu söylüyorduk. Eylül yok orada. Buna rağmen yıllık bazda yıllık cari açığımız 54.6 milyar dolardan 51.3'e düşmüş vaziyette. Bayağı yani iki ayın dış ticaretteki ithalat tarafındaki azalmanın etkisi bariz bir şekilde ortaya çıktı. Tabii siz söylüyordunuz zaten. Eylül şimdi Ekim, Kasım, Aralık bu şekilde tabii 3-4 ay geçtikten sonra bu etki azalır. Ama önümüzdeki 3 ay yine şiddetli bir şekilde cari açıkta azalma devam edecek zaten gibi gözüküyor. Zaten amaç büyümeyi biraz daha kontrol altına alıp cari açığı da biraz daha düşürmekti zannediyorum herhalde. Zaten zannettim de öyle. Önceden amaçlandı ama kurlarla ilgili hareket olmadan maalesef iç piyasadaki tüketim eğilimi geçmediği için Türkiye'nin imkanları aşırı şekilde kullanıldı. İthalat hep yüksek gitti. Ama kurlar yükselince ithalat tarafı doğal olarak çöktü. Dolayısıyla aslında hükümetin ekonomi kurmaylarının arzuladığı şey hani vaki olanda hayır var diyelim. Kurlar nedeniyle gerçekleşiyor. Evet. Bu neyi getiriyor? Bir tarafta bu bize karşı bir takım mazeretler oluşturan bu tür şeyler ortadan kalkarsa zaten ekonomimizde pozitif bir tablo kendini göstermeye başladı. Peki bunu konuşurken şu valilik genelgesini de konuşalım, araya onu da alalım. Sonra Mustafa Bey'e de başka konulara da geleceğim ama stokçu ve fırsatçılara da zaten göz açtırılmayacak bu noktada. %10'luk indirim diyoruz ya biz enflasyonda bu topyekin mücadelede. Evet. Bunun yansıması nasıl olur? Bir de eğer dolar 5.30'a falan gerilerse şöyle bir durum çıkıyor. 4.80'lerden çıkmış bir 5.30 olmuş oluyor. Dolayısıyla bu yapmış oldukları faiz zamları da geri almaları gerekiyor. Acaba bununla ilgili bir çalışma olur mu? En şirketler azından, bu konuda biraz daha hassasiyet gösterir en mi? En azından hem sezon dönüşümü hem de bu kampanya nedeniyle daha gönül rahatlığıyla indirim yaparlar gibi düşünüyorum. İnşallah. Artı bu neyi sağlar? Biz Ekim ayındayız.
Ekim ayının başında bu süreç başlamış gibi gözüküyor. Ekim ayı enflasyonumuz bizi sevindirebilir bu durumda. Çünkü kurlar bir anlamda hem kurların ne olacağına dair bir fikir oluşmuş oluyor. Buna ek olarak daha pozitif bir gelişme, eğer bugünkü sonuç beklendiği gibi çıkarsa piyasaların, kurlar aşağıda bir denge sağlamış olacak. Dolayısıyla üretici, tedarikçi ve perakendeci kurlarla ilgili 7 lira mı 8 lira mı, o hani birkaç ay önce çok konuşulan rakamlar vardı ya, o olur mu endişesinden daha da uzaklaşmış olur. Yani bant belli olmuş olur, 5.50, 6.20 gibi. Evet, yani şimdi artık yani seviyeyi anlarlar artık. Bir zam da aşırıya gittik, rekabette geri durmayalım, kampanyaya da katılalım, sezon değişiyor, stoktaki ürünlere de indirim yapalım mantığı bizi Ekim ayında çok rahatlatabilir. Evet, tabii. Yani tabii bütün hikaye söylediğim gibi belli şartlara bağlı. Doğru. Konuya tekrar döneceğiz tabii. Bir de tabii şu İbrahim Kalın'ın açıklamalarını da değerlendirmek lazım bir iki cümleyle, değil mi Mustafa Bey? Riyad yönetimiyle, gazeteciyle ilgili. Tabii. Şimdi onların enteresan bir durumu var.